1999 yılında dünya yeni bin yıla merhaba demeye hazırlanırken Avrasya Hospital, İstanbul'un tam merkezi Zeytinburnu'nda "Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir" parolasıyla hizmete girdi. Hastane olarak projelendirilen ilk özel hastanelerden biri olan Avrasya Hospital'ın farkı, ergonomik yapısı ve özel mimarisiyle öne çıkıyor, hizmet anlayışında 21. yüzyılında ötesinde bir kalite anlayışını benimsediği fark ediliyordu. Avrasya Hospital altyapısını yaparken ameliyathanelerine çok önem vermiştir. Hastanemizde 24 saat çalışabilen 6 ameliyathane vardır. Tam donanımlı, düzgün ameliyathanelerimiz vardır. Sağlık ne kadar öncelikliyse insan da en az o kadar değerliydi Avrasya Hospital için. Hasta ve yakınlarının memnuniyeti Avrasya Hospital'ın uzman kadrosunu da memnun ediyordu. Hasta haklarını esas alan duruşuyla ISO 9001 standartlarını yakalayıp Sağlık Bakanlığı, sağlıkta kalite standartlarında da A sınıf hastane olmayı başardı kısa sürede. Ben buraya manuel sandalyeyle geldim. Şimdi gördüğünüz gibi ayaktayım. Doktorlarımı, hastaneyi o kadar çok seviyorum ki başım ağrısa buradayım. Türkiye'nin radyasyon onkolojisi ruhsatı alan ilk özel hastanesi olan Avrasya Hospital, daha geniş alanda, daha kaliteli hizmet verebilmek için yatırımlarına her geçen gün yenilerini ekleyerek büyüdü ve 17 bin metrekarelik kapalı alana ulaştı zamanla. IŞİN tedavisi, radyoterapi uygulanan onkoloji merkezi, anjiyo ve bypass ve tüm kalp ameliyatlarının yapıldığı KVC ve kardiyoloji üniteleri, endoskopi üniteleri, medikal estetik ve güzellik ünitesi, çağın ilerisini zorlayan gelişmiş görüntüleme merkezleri ve laboratuvarlar, cerrahi, koroner, KVC ve yeni doğan bakım ünitelerine ayrılmış 51 yatak kapasiteli yoğun bakım üniteleri, tüm donanımlara sahip acil servisi, ambulansı, 30'u aşkın poliklinik odası, 135 yatak kapasitesi, kimi zaman hayata döndüren, çoğu kez sağlığa kavuşturan, bazen de düşen yaşam kalitesini düzelten 6 adet üstün teknolojik donanımlı ameliyathanesi, Güneş Sistemi'nin 3. gezegeni, dünyadan ilk nefeslerini alacak bebeklere ilk ev sahipliği yapan 3 doğumhanesi, 26 branşta 50'den fazla uzman doktor kadrosu ve 350 hasta odaklı çalışan personeliyle Avrasya Hospital 7 gün 24 saat hizmet vermektedir. Hastane bünyesinde yer alan saç ekim ünitesi her ay onlarca insanın mutluluğu yakalamasına yardımcı olmakta. Her bebek sevinç, mutluluk, neşe ve umut olarak doğar. Geleceği daha güzel kılacak olan onlardır. Avrasya Hospital, bebeklerle olan diyaloğunu onlar henüz anne karnındayken başlatmakta. Yakın ve özel takiplerle aileler mutlu final için hazırlanırken, bebeklerin anne karnındaki büyülü yolculuğu her aşamada takip edilip destek verilmekte. Doğum sonrasında ise sağlıklı büyüme ve gelişme için gerekenler yapılmakta. Bebekler Avrasya Hospital'la birlikte büyüyüp hayata alıştırılmaktadır. İstanbul'un göbeğinde yer alan Avrasya Hospital, Marmaray ve tramvay yolu üzerinde konumu ile size bir telefon kadar yakın. Bu telefon bir gün hayat kurtarabilir. 0212 665 5050. Mutlu günler kıymetli Kanal 8 izleyenlerimiz. Yine yeni bir Şifa Kapısı programımızda sizlerle birlikteyiz. Bu hafta Şifa Kapısı programımızda yine önemli bir konuğumuzu evlerimize misafir ediyoruz. Ve farklı bir konumuz var. Memenin iyi huylu tümörleri ve meme hastalıklarını konuşacağız. Peki bu önemli konuyu kiminle konuşacağız? Genel cerrahi uzmanımız operatör doktor Zehra Vartanasyan'la birlikte merak ettiğimiz birçok soruların cevabını kıymetli hocamızdan alacağız. Peki ilk sorumuz ne olsun? Memede ne gibi rahatsızlıklar vardır? Zehra hocamdan dinliyoruz. İyi günler. Memenin hastalıklarını
iyi huylu hastalıkları, yani iyi huylu tümörleri ve kötü huylu tümörleri, meme kanserleri olarak ikiye ayırabiliriz. İyi huylu hastalıkları da benign tümörler, iyi huylu tümörler ve memenin iltihabi hastalıkları olarak ikiye ayırabiliriz kabaca. Memenin iyi huylu tümörleri, memede en sık rastladığımız, daha çok genç hastalarda fibroadenomlar. Bunlar bir bağ dokusu tümörüdür. Muntazam sınırlı. Kişinin kendisinin de rahatlıkla eline gelebilen belli bir boyuta vardıktan sonra selim iyi huylu tümörleridir. Bundan başka filoides tümörleri. Filoides tümörleri de çoğunlukla iyi huyludur. Bazen daha kötü seyreden, yayılan tipleri olabilir. Memenin kistleri olabilir. İçi sıvı dolu. Kistler de çoğunlukla iyi huylu. Benign kitlelerdir. Çok çok nadiren habis olabilirler. Bir de meme başı akıntılarının bir kısmında gördüğümüz kanal içi küçük papillomlar, küçük kitleler olabilir. Memenin iyi huylu tümörleri kabaca sıralarsak bunlardır. Zehra Hocam, memedeki iyi ve kötü huylu tümörler diye ikiye ayrılıyor dediniz. Bugün iyi huylu tümörlerden bahsedeceğiz. Evet. Peki nelerdir bunlar? Biraz önce saydığımız gibi ama bunları biraz daha geniş anlatmak istersek, açıklamak istersek, fibroadenomlar daha çok 1 santim, 2 santim boyutlarında gördüğümüz kitleler. Nadiren dev fibroadenomlar, 5-6 santimlik görebiliriz. Fibroadenomlar çoğu zaman gençlerde olur ama orta yaşta da görebiliriz. Gençlerdeki fibroadenomları çoğu zaman takip ediyoruz. Hemen eksize etmiyoruz, çıkarmıyoruz. Ama büyürse takipte 1 santimlik, 1,5 santimlik kitleleri takibe alıyoruz. Bunlar büyüdüğü zaman o zaman çıkarıyoruz. Orta yaşa doğru, yani 40 yaşından sonra gördüğümüz fibroadenomları daha küçük boyutlarda çıkarıyoruz, eksize ediyoruz cerrahi olarak. Çünkü bunların yaş ilerledikçe çok düşük oranda da olsa %3-5 gibi kötüye dönme ihtimali var. Fibroadenomlar ailede fibroadenom görülmüşse onun işte çocuğunda, yakınında, birinci derece akrabasında birazcık daha fazla görülme riski var. Burada genetik faktörler. Yani ailevi diyelim, genetik evet. Demeyelim de ailevi. Bir de meme başı akıntılarında gördüğümüz küçük kitleler, kanal içinde, ductus dediğimiz kanallar içinde, yani memenin süt kanalları içinde gördüğümüz ufak kitleler. Bunlar da birkaç milimden 1 santime, 1,5 santime kadar saplı. Çoğu zaman kanalın içinde hapsolmuş, yayılmamış. Yani kötüye dönüşse bile çok fazla yayılma riski olmayan tümörler. Bunları tespit ettiğimiz zaman, yani meme başı akıntısı olan hastalarda intraduktal papillom dediğimiz, yani kanal içi papillomlarından mutlaka şüphe etmeliyiz. Açık renkli akıntılarda veya yeşil renkli akıntılarda bu papillomların olma ihtimali çok az, ama kanlı akıntılarda bize daha çok kanlı akıntılar bu kanal içi papillomları düşündürmelidir. Bunlarda da tabii teşhis vasıtaları, işte ultrason, ondan sonra hastalara mamografi sırasıyla veya memeden gelen akıntıda patolojik tetkikler böyle takip ederek teşhise varıp ondan sonra da gerekli tedaviyi yapıyoruz. Memenin filoides tümörleri var. Bu tümörlerde genellikle büyük yapı şeyde oluyor, büyük ebatlarda oluyor.
Çok büyükse yani memeyi tamamen kaplamışsa tabii memeyi çıkarıyoruz. Ama daha ufaksa kitleyi 1 santim kadar temiz sınırda çıkarıp o şekilde hastayı daha sonra takip ediyoruz. Fibroadenomlarında, filoides tümörlerinde tekrar olma ihtimali var. Onun için hastanın takipte olması gerekiyor. Fibroadenomların bir kısmı da çok sayıda olabiliyor. Multiple fibroadenom, yani iki tane, üç tane aynı anda bir kişide çeşitli boyutlarda görebiliyoruz. Bu da tabii çok sık rastladığımız bir şey değil. Daha nadir oluyor. Diğer kistleri, yani iyi huylu tümör olarak kabul ettiğimiz kistlerde, kistlerin tedavisi de şöyle. Kistleri küçükse, yani bir santimin altında, bir buçuk santimin altındaysa takip ediyoruz ultrasonla. Eğer büyürse, zaten bazı hastalar ağrıyla gelir, birden ağrı oldu. Yani kist birden büyüdüğü zaman tabii ağrı yapıyor. O zaman birkaç kere onların içindeki sıvıyı enjektörle çekiyoruz. Onları tahlile gönderiyoruz, incelemeye gönderiyoruz. Eğer bu tekrar ederse iki kere, üç kere, o zaman kisti kılıfıyla birlikte cerrahi olarak çıkarıyoruz. Peki Zehra Hocam, memedeki iyi huylu tümörler neden olur, neden oluşur? İyi huylu tümörlerinde, kötü huylu tümörlerinde neden oluştuğunu çok çok iyi bilemiyoruz. Ama işte ailevi nedenler, beslenme, hormonal nedenler gibi çeşitli faktörler var ama hiçbirisi kesin bir sebep değil. Evet. Beslenme dediniz. Peki beslenmemize nasıl dikkat etmemiz gerekiyor Zehra Hocam? Daha çok Akdeniz diyeti dediğimiz sebzeden, meyveden zengin, yağlı gıdaları az, özellikle zararlı yağları, bunları çok fazla tüketmememiz gerekiyor. Yani sağlıklı beslenme, spor, sigaradan uzak durma, bunlar önemli. Meme hastalıklarında sigaranın ve tütünün de zararı var mıdır? Var, var. O da bir etken olarak sayılıyor. Evet, peki Zehra Hocam, iyi huylu memedeki iyi huylu tümörlerin tanısını nasıl koyuyorsunuz? İyi huylu tümörleri hasta çoğu zaman zaten göğsümde bir kitle. Genç hastalar çok kontrola gelmezler. Çok taramada bunlardan da bahsedeceğiz. Tarama testlerine de hekim tavsiye etmedikçe katılmazlar. Göğsümde bir kitle hissettim diye. Muayenede de az çok tahmin ederiz. Üzeri düzgün, oval, sınırları muntazam, çevredeki dokulara yapışık olmayan kitlelerdir bunlar. Kistler yuvarlak, fibroadenomlar oval kitlelerdir. Ama tabii elle muayenede kesin karar vermiyoruz. Bunları ultrasona göndeririz. Ultrasonla teşhis koyuyoruz. Hasta gençse, ultrasonda herhangi bir şüphe yoksa, dediğimiz gibi muntazam sınırlı, şekil olarak oval kitleler görüldüyse bunları fibroadenom olarak değerlendiririz. Hipoekoik kitlelerdir bunlar. Kistler ise içi sıvıyla dolu. Onu zaten bize radyoloji uzmanı tarif eder, tanısını da koyar. Bunların tanısı çok rahatlıkla konur. Yani bunlarda pek sıkıntı olmaz. Kanal içi papillomlarda ise hasta meme başından akıntıyla gelir. Onlarda da gene ultrasonla, şimdi ultrasonlar çok hassas, 3-4 milimlik kitleleri de görebiliyoruz. Ultrasonla hastanın yaşına göre, kanlıysa, hasta orta yaşlıysa daha ileri tetkikler yaparak, mamografi isteyerek bu şekilde teşhis koyuyoruz. Peki tedavisi nasıl gerçekleşiyor? Tedavisi eğer küçükse, 1 santimin üzerindeyse deniyordu eskiden. Şimdi 2 santime kadar çıktı. Yani 25-30 yaşındaki bir genç hanımda hemen almıyoruz. Biraz takip ediyoruz.
hızlı büyüyorsa, şekil bozukluğu oluyorsa o zaman onları çıkarıyoruz. Orta yaşa doğru da habisleşme ihtimali veya habis olma ihtimali daha çok olduğundan onları çıkarıyoruz. Peki tekrar edebiliyor mu kitleler? Kitleler tekrar etmiyor ama aynı kişide. Çünkü onlar sınırlı, muntazam sınırlı kitleler ve çoğu zaman da içeride hastalıklı doku bırakılmadan çıkarılır. Ama ileride bir kişide tekrar fibroadenom olabilir. Dediğim gibi daha önce de çok sayıda fibroadenom aynı anda olabilir. Tekrar oluşabiliyor. Peki sıklıkla kadınlarda mı görülür? Erkeklerde de görülebilir mi? Erkeklerde iyi huylu tümörler çok çok nadir. Diğeri de yani %1 gibi 100 kadında işte meme kanseri görürsek bir erkekte. Evet. Yani erkeklerde de meme kanseri görüyoruz ama çok nadir. Sıklıkla değil ama... Evet, nadiren görüyoruz. Kadınlarda daha fazla görüyoruz. Tabii tabii, kadınlarda çok fazla görüyoruz. Yani en sık rastlanan tümörler. Evet, peki Zehra Hocam, iyi huylu tümörlerden başka hastalıklarda oluşur mu memede? Evet, memenin bir de iltihabi hastalıkları vardır. Bunlarda bir basit iltihaplar, mikrobik iltihaplar, daha çok süt veren annelerde, meme başındaki çatlaklardan mikrop kapıp apseler oluşur. Bu apseleri de erken dönemde görürsek hastayı antibiyotiklerle, ilaçlarla açmadan tedavi edebiliyoruz. Ama biraz ilerlemişse, olgunlaşmışsa, apse haline almışsa o zaman apse drenajı dediğimiz, yani apseyi boşaltıyoruz, ilaçlarını veriyoruz, tedavisini, böyle düzeliyor. Bir de hastaya o dönemde, iltihaplı dönemde çocuğu emzirmemesini ama sütü çekmesini tavsiye ediyoruz. Çünkü enfekte ortamda, yani süt olursa o enfeksiyonu daha da alevlendirir. Ondan dolayı o sütü çekmesini, çocuğa vermemesini, hastalık olmayan memeden emzirmesini tavsiye ediyoruz. Bir de süt vermeyen annelerde de genel durum, yani immün sistemi çökmüş, işte kemoterapi direnci alan, direnci azalmış hastalarda da memede iltihaplı hastalıklar görebiliyoruz. Onun dışında granulomatöz iltihap dediğimiz tüberküloz ve sebebi belli olmayan granulomatöz iltihabi olaylar olabiliyor. Tüberküloz memede çok sık görünmese de gördüğümüz bir hastalık şekli. Hastada göğüste, memede kitle, fistül ağızları, akıntı ağızları görebiliyoruz. Bunları da biyopsiyle aldığımız örnekleri, örneklerde tüberküloz basili arayarak teşhis konduktan sonra ona göre tüberküloz tedavisi yapılıyor. Tüberkülozdan başka granulomatöz hastalıkları olabiliyor hastalarda. Onlarda da gene işte biyopsiyle, ondan sonra antibiyotiklerle tedavi etmeye çalışıyoruz. Geçmezse başka tedaviler, kortizon tedavileri gibi bu şekilde tedavi ediyoruz. İlaç tedavisiyle başlanılıyor, sonrasında cerrahi operasyonla geldi. Eğer ilaçla düzelmezse o kitleyi biyopsi alıyoruz. Eğer gene düzelmezse, biyopsi sonucuna göre verilen tedavide düzelmezse o zaman kitleyi çıkarıyoruz. Zehra Hocam, konuşmamızın içerisinde tarama testlerinden bahsettiniz. Peki tarama testi nedir? Tarama testi herhangi bir belirti olmaksızın kişilerde hastalık olup olmadığını anlamak için yapılan tetkiklerin tümüne tarama testi diyoruz. Meme tümörlerini veya memedeki diğer hastalıkları teşhis etmek için, olup olmadığını anlamak için
hastalara bazı tetkikler yapıyoruz. Ve hastaları bunları yaptırmaları için eğitiyoruz. Geldiği zaman bilinçlendiriyoruz bize müracaat eden hasta. Genç, orta yaşlı, hangi yaşta olursa olsun. Gençlere başka tetkikler, yani daha az zararlı diyelim, onlara da rastlayabileceğimiz hastalıklara göre orta yaşta, belli bir yaştan sonra da başka tetkikler isteyerek tarama testlerini yapıyoruz. Yaş sınırı diye soracak olursanız daha çok 40 yaşından sonra, çünkü 40 yaşın altında meme kanseri, bizim için tarama testindeki amaç iyi huylu tümörleri de tespit etmek ama asıl önemli olan kanserleri, memenin kötü huylu tümörlerini erken teşhis edip ona göre tedavi etmek. Çünkü biliyorsunuz erken teşhis edilen vakalarda meme tümörleri hasta ömür boyu yaşayabiliyor. Evet, hayat kurtarıyor erken teşhis. Her kanserde olduğu gibi bir meme, ayrıca meme kanserinde bu çok daha önemli. Ve meme kanseri de en sık görülen kanser türlerinden birisi Zehra Hocam. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Tarama testlerine ne zaman başlanmalıdır denildiği zaman 40 yaşından sonra mı başlanılıyor? Tabii bazı özel durumlarda 40 yaşın altında. Onları da anlatacağım. Ama normal vakalar için 40 yaşından sonra muayene. Önce, daha doğrusu hepsinden önce hasta, yani genç kızlığından itibaren kendi kendine elle muayeneyi öğrenmeli. Her ay. Elle muayeneyi nasıl yapacak hocam? Elle muayenenin en ideali hasta sırt üstü yatacak, muayene edici memenin olduğu taraftaki elini başının altına koyup diğer eliyle memeyi göğüs kafesi etrafında ışınsal olarak hafif sıkıştırarak muayene edecek. Bizim yaptığımız gibi. Ve hasta bunu yaptıkça kendi meme dokusunu öğrenecek. Herhangi bir değişiklik olduğu zaman bunu fark edebilecek. Ama elle muayene tabii önemli. Bir de elle muayenenin zamanı önemli. Yani bunu her adet dönemi bitiminden sonra yapacak. Hormonal baskının az olduğu zamanda. Elle muayene önemli ama asıl kişi bir santimin altındaki kitleleri kolay hissetmeyebilir. Biz bile çok rahat hissedemiyoruz. Elle muayene. Ondan sonra hekim muayenesi. Tabii bizimki de yeterli değil. 40 yaşın üzerindekilere mamografi, ultrasonografi birlikte mutlaka yapılacak. Radyoloji uzmanının yönlendirilmesine göre veya bizim de baktığımız, hani tatmin olmadığımız durumlarda meme MR'ı isteyebiliriz. Bunların dışında 40 yaşın altındaki hastalar içinde, kişiler içinde şunları söyleyebiliriz. Aile anamnezi var, şüpheli vaka, işte onları da biraz sonra söyleyeceğim. Yani biraz risk grubuna giriyorsa 35 yaşa gelen kişilerde bir baz mamografisi çektirmek tavsiye ediliyor. Bunlar da, yani risk faktörleri neler meme tümörlerinde? Erken adet görme ve geç kesilme. Yani uzun süre hormon baskısında, östrojen baskısında kalma. İşte diyet, sağlıksız beslenme, sigara, geç doğum ve emzirmeme. Erken doğum yapıp çocuklarını, bir iki çocuk doğurup onları emzirirse anne için risk. Yani bunlar çok düşük riskler, tabii %1-2 gibi. Annede, kız kardeşte, birinci derecede akrabada meme tümörü olması. Anne olmayanlarda da olabiliyor. Evet, yani anne olup
geç doğum yapanlarda da, yapanlar da anne olmayanlar kadar risk altında. Ama bu risk çok düşük yani. %1-2 yani bunlar meme kanserinde olasılıklar. Bir de en daha önemlisi genetik, bizim için önemli olan genetik meme kanserleri. Genetik olanlarda yani bir ailevi olan var, aile yakınlarında belli bir yaşta. Genetik olanlar 40 yaşın altında, bazıları premenopozal dönemde diyor, bazıları 40 yaşın altında meme kanseri olan yakını varsa kişinin, onların mutlaka daha erken yaşlarda tetkike, yani taramaya alınması lazım. Aile öyküsü dinlenmesi gerekiyor. Evet, aile öyküsü dinlenmesi gerekiyor. Ve eğer ailede, annede, kız kardeşte 40 yaşından önce meme kanseri varsa veya 3 kuşak anneanne, işte anne yani 3 kuşak, 2 kuşak, 3 kuşak meme kanseri varsa bunların daha dikkatli incelenmesi gerekiyor. Ve karşımıza çıkıyor değil mi hocam? Çıkıyor. Nadir de olsa çıkıyor. Bunlara genetik testler yapılıyor. Onlara detaya girmiyorum. Bir de gene işte kişi de tabii artık kişi olduysa iş işten geçmiş oluyor ama yakınında diyelim yumurtalık kanseriyle meme kanseri birlikte görüldüyse veya iki memede kanser görüldüyse veya ailede erkek meme kanseri varsa bunlar da birazcık riski arttırıyor. Bu kişiler de daha erken yaşlarda taramaya alınmalı. Yani 20-25 yaşından sonra bu en azından BRCA1, BRCA2 dediğimiz genetik testlere, başka testler de var. Onların mutlaka yapılması lazım. Zehra Hocam peki bir memede görülen kitle diğer memede de görülebiliyor mu? %15 oranı çift taraflı çok nadir aynı anda ama meme kanseri olan hastalarımızda ilerleyen senelerde %10-15 oranında ikinci memede de kanser görebiliyoruz. Ne kadar arayla yapalım derseniz, evet, 40 yaşın üzerindeki hastalara 40 ile 50 yaş arası. Meme kanseri hasta gençse daha hızlı büyüyor. İleri yaşlarda daha yavaş büyüyor. 40 ile 50 yaş arasında yılda bir mamografi, yılda bir ultrasonografi ve hekim yapacağım. Önce hekim muayenesi. Daha sonra ultrasonografi ile mamografi yapılıp bunların birlikte değerlendirilmesi lazım. 50 yaşından sonra eskiden onlara da her yıl deniyordu ama memedeki tümörler belli bir yaştan sonra yavaş büyüdüğü için 2 yılda bir de kontrol, yani her yıl kontrol, 2 yılda bir ultrasonografi, mamografi yapılabilir. Veya ultrasonografinin herhangi bir zararı yok. Her yıl meme muayenesi, ultrasonografi, ben öyle yapıyorum. 2 yılda bir de mamografi istenebilir. Peki hocam, tabii geçmişte meme kanseri ve farklı kanser türlerinde daha bir yoğunluk yaşanıyordu. Ama şu anda biraz vatandaşlarımız da bilinçli bu noktada. İşte kamu spotlarının yayınlanması, evet. Bununla birlikte siz kıymetli hocalarınızın hasta hekim ilişkisinin diyalogları çok önemli. Çünkü bir dönem insanlar doktora gitmekten korkarken şimdi doktorlarıyla artık aile doktoru gibi oldu. Siz hekimleri ailesinden olarak görüyor hastalarımız. Bununla birlikte geçmişte yaşanılan tabii risk faktörleri ve şu andaki risk faktörleri arasındaki etkenleri de ben size sormak istiyorum. Vatandaşın bilinçli olması rakamları biraz azalttı mı? Şimdi hastalarımız tabii bilinçlendi. Evet. Çoğu zaman da erken geliyor, erken teşhis ediliyor. Bazen de fazla bilinçlendi, hiçbir şey olmadan bende illa bir şey var mı diye geliyor. Evet. Evet. Şimdi tarama testlerinin yapılan istatistiklere göre genelde meme kanserinden ölümü azaltmada oran 50 yaşından sonra
%30. Yani %30 oranında mortaliteyi azaltıyor. Ama 40 ile 50 yaş arası mantıken azaltmasını bekleriz ama istatistikler tartışmalı diyor. Böyle de bir şey var, yani bilgi var. Tabii genetik kabul ettiğimiz işte 20 yaşında, 25 yaşında, 30 yaşında bunlar çok nadir oluyor ama bunların erken teşhisi çok önemli. Çünkü gençlerde meme kanseri özellikle genetikse veya yaş erkense hızlı seyrediyor. Yaş ilerlemişse daha yavaş seyrediyor. Daha yavaş seyrediyor. Diyelim ki kişi meme kanseri oldu, tümörler alınıldı. O süreç ne kadar bir süreç içerisinde dikkat etmesi gerekiyor? Tekrarlayabiliyor mu? Meme kanseri nedeniyle ameliyat olan hastanın ömür boyu kontrollerini yaptırması lazım. 10 sene sonra, 20 sene sonra, 30 sene sonra nükseden vakalar var. Yani ilaçlarının düzgün kullanması tabii ameliyatla bitmiyor iş. Ondan sonra gerekiyorsa kemoterapi, anti hormonal tedavi, işte radyoterapi, kişiye göre tabii bu hastalığa göre. Meme kanseri öyle bir hastalık ki herkes de değişik seyrediyor. Yani safra kesesi gibi değil. Yani safra kesesinde taş var, alalım bitti değil. Yani her kişide kişiye göre değişen bir hastalık. Onun için mutlaka kimse hekimi onun kontrollerini, işte meme tamamen alınmadıysa iki memenin tekrar mamografi tetkikleri belli aralarla, o meme alındıysa öbür memenin takibi, gene muayenelerini mutlaka yaptırması lazım. Tabii bu arada kişinin psikolojisinin de biraz yüksek olması gerekiyor hocam. Peki psikolojikmen kendisini nasıl rahat hissetmesini önerirsiniz? Meme kanserinde yani memenin kötü hastalıklarında diyelim hastanın diğer kanserlere göre daha rahat olmasını tavsiye ediyoruz. Çünkü bir yerde hasta erken yakalanıp ameliyatını oluyorsa ondan sonra çok çok az sorun çıkıyor. Veya tekrar nüksettiğinde, sorun çıktığında tekrar tedavi edilebiliyor. Yani o nedenle hastalarımız rahat olsunlar ama kontrollerini mutlaka yaptırsınlar. Evet. Kanser teşhisi konulduysa tedavisine devam edecek. İşte bende bir şey yok mantığı var hocam. Bir de bizde böyle bir olgu var. Bana bir şey olmaz. Şimdi öyle de var. Çok bilinçli insanlar da var. Aşırı korkulu insanlar da var. Tabii iki uç olmasın. Yani çok aşırı illa bende bir şey var mı bir şey var mı korkusu değil. Ama muntazam aralıklarla kime gidiyorsa hekimine güvenip bir de çok şey bir hastalık, yani çoğu zaman çok nadir zor teşhisle çok net bir hastalık. Teşhis vasıtaları iyi, teşhis araçları iyi. O nedenle rahat olsunlar. Tabii hastalık olmasın ama hastalık olduğu zaman da tedavisi var. Tedavi olduktan sonra da düzgün bir şekilde takiplerini yaptırsınlar, kontrollerini yaptırsınlar. Ve morallerini de yüksek tutsunlar. Tabii. Hastalıklarda moralin yüksek olması. Tabii yani kanserde, kanser gibi hastalıklarda, her hastalıklarda hani moral, immün sistemi, bağışıklık sistemini güçlendirirsek hastalıklarda daha iyi seyreder. Zehra Hocam, genetik yatkınlık olmayan genç hastalarda tarama testleri nasıl olmalıdır? Evet, genetik yatkınlık olanlarda genetik testlerin yapılması lazım. Daha sık, çok ciddi mamografik tetkiklerinde eğer pozitifse bu testler yapılması gerekir dedik. Ama diğer grupta, diğer genç hastalarda bu kadar detaylı tetkike gerek yok. Sadece kişinin kendini muayenesi, yılda bir hekime gelip muayene olması ve çoğu zaman da belli bir yaşın altında kötü huylu tümörler beklemediğimiz için sadece ultrasonla yılda bir tetkikte yarar var. Bunlar da ultrasonla tanı koyabileceğimiz fibroadenomlar, gençlerde gördüğümüz kistler, nadir olarak filoides tümörler ve kanal içi
papillonlar, kan alıcı papillonlar. Bunları daha çok görüyoruz. Bunları yakalamış oluruz. Hemen ameliyat etmiyoruz, takip ediyoruz genç hastalarımızı. Genç hastalarda yapacağımız tetkikler bunlar. Çok şüpheli bir şey olursa o zaman mamografi veya meme MR'ı isteriz. Evet, mamografinin faydalarından bahsettiniz hocam. Peki, mamografinin zararları da var mıdır? Mamografinin zararları tartışmalı. Şimdiki aletler daha az ışın veriyor deniyor. Evet. Ve biraz bu tartışmadan dolayı genç hastalara mamografi çektirmekten kaçınıyoruz. Yani gereksiz yere mamografi yapmıyoruz. Onun için 40 yaşın üzerindeki hastalara. Ama şöyle de bir bilgi var. Mamografide alınan ışın uzun bir uçak yolculuğunda alınan ışına eş değer diye. Yine de tabii tedbirli olmakta yarar var. Gereksiz film çektirmekten, mamografi yapmaktan kaçınmamız gerekiyor. Ama senede bir defa da? Ultrasonografi, muayene. Muayene, kendi elle muayene edecek. Bize gelecek, biz muayene edeceğiz. Bir de ultrasonografi isteyeceğiz. Hocam çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Değerli zamanlarınızı, vakitinizi bize ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Sağlık dolu günler dileyelim. İyi günler, iyi günler. Herkese sağlıklı günler. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet, kıymetli Kanal 58 izleyenlerimiz, bu hafta da Şifa Kapısı programımızın sonuna geldik. Ekranlarınızın karşısında bizleri misafir ettiğiniz için sizlere çok teşekkür ediyoruz. Çünkü bugün gerçekten önemli bir konuğumuz vardı. Ve kıymetli konuğumuza, değerli hocamıza, genel cerrahi uzmanımız, operatör doktor Zehra Vartanasyan'a çok teşekkür ediyoruz. Bugün meminin iyi huylu tümörlerinden bahsettik. Meme hastalıklarını konuştuk. Kıymetli hocamıza, değerli vakitlerini bizlere ayırdığı için tekrar tekrar teşekkür ederken siz değerli Kanal 58 izleyenlerimize bizlerden ayrılmamanız ümidiyle. Hoşçakalın, dostçakalın, saygı ve sevgiyle kalın efendim. ...1999 yılında dünya yeni bin yıla merhaba demeye hazırlanırken, Avrasya Hospital, İstanbul'un tam merkezi Zeytinburnu'nda, hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir parolasıyla hizmete girdi. Hastane olarak projelendirilen ilk özel hastanelerden biri olan Avrasya Hospital'ın farkı, ergonomik yapısı ve özel mimarisiyle öne çıkıyor, hizmet anlayışında 21. yüzyılında ötesinde bir kalite anlayışını benimsediği fark ediliyordu. Avrasya Hospital altyapısını yaparken ameliyathanelerine çok önem vermiştir. Hastanemizde 24 saat çalışabilen 6 ameliyathane vardır. Tam donanımlı, düzgün ameliyathanelerimiz vardır. Sağlık ne kadar öncelikliyse insan da en az o kadar değerliydi Avrasya Hospital için. Hasta ve yakınlarının memnuniyeti, Avrasya Hospital'ın uzman kadrosunu da memnun ediyordu. Hasta haklarını esas alan duruşuyla ISO 9001 standartlarını yakalayıp, Sağlık Bakanlığı, sağlıkta kalite standartlarında da A sınıf hastane olmayı başardı kısa sürede. Ben buraya manuel sandalyeyle geldim. Şimdi gördüğünüz gibi ayaktayım. Doktorlarımı, hastaneyi o kadar çok seviyorum ki başım ağrısa buradayım. Türkiye'nin radyasyon onkolojisi ruhsatı alan ilk özel hastanesi olan Avrasya Hospital, daha geniş alanda daha kaliteli hizmet verebilmek için yatırımlarına her geçen gün yenilerini ekleyerek büyüdü ve 17 bin metrekarelik kapalı alana ulaştı zamanla. Işın tedavisi, radyoterapi uygulanan onkoloji merkezi, anjiyo ve bypass ve tüm kalp ameliyatlarının yapıldığı KVC ve kardiyoloji üniteleri, endoskopi üniteleri, medikal estetik ve güzellik ünitesi, çağın ilerisini zorlayan gelişmiş görüntüleme merkezleri ve laboratuvarlar, cerrahi, koroner, KVC ve yeni doğan bakım ünitelerine ayrılmış 51 yatak kapasiteli yoğun bakım üniteleri, tüm donanımlara sahip acil servisi, ambulansı,
30'u aşkın poliklinik odası, 135 yatak kapasitesi, kimi zaman hayata döndüren, çoğu kez sağlığa kavuşturan, bazen de düşen yaşam kalitesini düzelten 6 adet üstün teknolojik donanımlı ameliyathanesi, Güneş Sistemi'nin 3. gezegeni, dünyadan ilk nefeslerini alacak bebeklere ilk ev sahipliği yapan 3 doğumhanesi, 26 branşta 50'den fazla uzman doktor kadrosu ve 350 hasta odaklı çalışan personeliyle Avrasya Hospital 7 gün 24 saat hizmet vermektedir. Hastane bünyesinde yer alan saç ekim ünitesi her ay onlarca insanın mutluluğu yakalamasına yardımcı olmakta. Her bebek sevinç, mutluluk, neşe ve umut olarak doğar. Geleceği daha güzel kılacak olan onlardır. Avrasya Hospital, bebeklerle olan diyaloğunu onlar henüz anne karnındayken başlatmakta. Yakın ve özel takiplerle aileler mutlu final için hazırlanırken, bebeklerin anne karnındaki büyülü yolculuğu her aşamada takip edilip destek verilmekte. Doğum sonrasında ise sağlıklı büyüme ve gelişme için gerekenler yapılmakta. Bebekler Avrasya Hospital'la birlikte büyüyüp hayata alıştırılmaktadır. İstanbul'un göbeğinde yer alan Avrasya Hospital, Marmaray ve tramvay yolu üzerinde konumu ile size bir telefon kadar yakın. Bu telefon bir gün hayat kurtarabilir. 0212 665 50 50